Herkese merhaba, ben Şebnem Bolkan. Kendinize özel olduğunu keşfedip ilham ışığınızı parlatacağınız kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle çok çok başarılı insanların her gün düzenli olarak yaptığı, sizin de yaparsanız eğer bilinçaltınızın yönetimini ve hayatınızın kontrolünü elinize alabilmenizi sağlayacak çok etkili 3 kritik, basit egzersizden bahsedeceğim. Bilmiyorum fark ettiniz mi? Başarılı ve mutlu insanların odağında hep başarı ve mutluluk vardır. Bunu nasıl sağlarlar? Siz nasıl yapabilirsiniz? Bunun ilk prensibi çok basit. Sorunla olan bağlantılarını keserler. Sorunla olan bağlantıyı kesmediğiniz sürece başarı ve mutluluğu göremezsiniz. Karşınıza çıkmasına izin vermezsiniz. Tıpkı bisiklete binmek gibidir. Hatırlayın, bisikleti ilk kullandığınız, İlk sürmeyi öğrendiğiniz zamanlarda üstünde son derece tedirginsinizdir. O iki tekerlek üzerinde kalabilmenin nasıl mümkün olduğunu sorgulayan bir tarafınız vardır ve bisikletten düşmeye çok hazırsınızdır ve bisikletten sizi düşürebilecek olan tehlikelere karşı da son derece duyarlısınızdır, açıksınızdır ve sürekli de düşersiniz. Bisiklette ayakta kalabilmenizin ve düşmeden sürebilmenizin en birinci kuralı daima ileriye bakmaktır. Gitmek istediğiniz yönü görmektir. Eğer siz baktığınız yerde ağaç görürseniz hiç kuşkusuz ki bisikletle bodoslama o ağaca gider çarparsınız. Eğer baktığınız yönde yol görürseniz o yolu çok rahat ve düşmeden rahatlıkla geçer gidersiniz. İsterseniz çıkıp bir deneyebilirsiniz. Baktığın yerde her ne görüyorsan onu düşünmeye başlarsın ve gidon, yani bisikletin direksiyonu, o düşündüğün şeye kilitlenir ve seni oraya taşır. Hayatın sistemi de buna benzer. Eğer odağında olan şey düşüncen olmaya başlarsa sende bir duyguyu tetikler, duygu bilinçaltını ve enerjini tetikler ve senin aslında otomatik olarak öğrenilmiş çaresizliklerini harekete geçirir ve küm diye çarparsın. Gördüğünüz şeyin sizde tetiklemiş olduğu duygu eğer korku olursa zaten çağrışımlarıyla çektiğiniz enerjide korktuğunuzun başınıza gelmesi şeklinde olur. Eğer korkunun yerine onu yatıştırıcı başka bir duygu koyamazsanız o korktuğunuzdan da kaçamazsınız. Korkunun panzehiri, en güçlü panzehiri ise sevgidir. Bir sorunu düşünmemeye çalışmak aslında daha fazla o sorunu düşünmenize sebep olur ve yenilgiyle sonuçlanır. Bir sorunu düşünmemeye çalışmak ya da korkudan uzaklaşabilmek için dediğim gibi yerine başka bir şey koymanız gerekir. O sorunun yerine hoş bir anınızı, sizde güzel duygular tetikleyen güzel bir anınızı düşündüğünüzde aslında beyninize başka bir şeyi çekmiş olursunuz. Ve iki düşünce aynı anda zihninizde yer alamaz. Birisinin terk etmesi gerekir. Korkuyu yaratan düşüncenin uzaklaşması, yani sorunu düşünen sizin iptal olabilmesi için gerçekten odağınızı sizi iyi hissettirecek hoş bir anıyla dolması, içinizin de sevgiyle dolmasına sebep olur ve tamamen odağınızı bir anda yok eder. Bunu çok sık yaptığınız zaman otomatik pilot olarak direkt sorunlarınızı görmezden gelmek yerine odağınızı başka bir şeye çevirerek sorununuzu çözmek üzere harekete geçmiş olursunuz. Bunu tekrarladığınızda bilinçaltınız yeni bir alışkanlık edinmiş olur ve o alışkanlığın getirdiği davranışlar hayatınızı kolaylaştırır, enerjinizi de değiştirir. Ne yapayım ben? Yani yüzümü o aydınlık tarafa dönemiyorum diyorsanız bilin ki kontrolü bilinçaltınıza bırakmışsınızdır ve o ezberden gidiyordur. Sizin öğrenilmiş çaresizliğinizi tekrarlayarak sizi girdabına sokuyordur. Hayatınızda eğer gölgeler varsa şundan emin olabilirsiniz. Sırtınızı güneşe dönmüşsünüzdür. Yapmanız gereken şey çok basit. Yüzünüzü güneşe çevirmektir. Bu sorunlarınızı görmezden gelmek anlamına gelmiyor. Aksine sorunlarınızı kabul edip daha aydınlık bir tarafa doğru kendinizi, düşünce ve davranış kalıplarınızı yönlendirmek, dönüştürmek anlamına geliyor. Bazı insanlar bunu çok kolay ve rahat yaparlar. Bazen deriz ya, hani ne kadar gamsız bir insan ya, sorunların farkında değil galiba. Bir dakika deriz ya, şuna şu sorun olduğunu, hayatta bir şeylerin iyi gitmediğini bir fark ettireyim, iyice bir anlatayım. Bunu hepimiz yaparız yani, bu bir tuzaktır. Karşımızdakini de tuzağa düşürmeye çalışırız. Halbuki
Kimin nörolojik bağlantıları otomatik pilotu onu daha aydınlık tarafa götürmeye adaysa bu hayatta o kazanır. Unutmayın, nörolojik bağlantılarımızı bizi kazanan bir sisteme dönüştürebilmek için zihnimizi kullanmamız gerekir. Zihnin görevi bize hizmet etmektir. Bizim görevimiz de seçimler yapmaktır. Şimdi size her gün uygulayabileceğiniz 3 aşamalı bir yöntemle hayatınızı ışığa ve ışığın getirebileceklerini nasıl açabileceğinizi, döndürebileceğinizi anlatacağım. Ben bu yöntemleri uyguladığımda gerçekten hayatımda çok önemli dönüşümler ve değişimler yaşadım. Yapmayı ihmal ettiğim zamanlarda gerçekten sorunların içerisinde daha fazla debelendim. Dolayısıyla da kesinlikle uygulanmış ve tavsiye edilir bir yöntemden bahsediyorum. İlk olarak her sabah yeni güne yeni bir sen yaratmak için uyanmalısın. Her gün yeni bir başlangıçtır ve senin kendinle ilgili potansiyelini gerçekleştirmen, içindeki en harika olasılıkları ortaya çıkartman için vardır. Bu yüzden gözünü açar açmaz, ilk iş olarak asla elini cep telefonuna gitmemeli, sosyal medyayı karıştırmamalısın. Hatta bedenin birazcık daha uyuyayım diyen telkinini de yok saymalısın ve kendine şöyle bir niyetle dürtmelisin. Bugün yaratmak istediğim en harika ben nasıl olur? Neyi yaratmak için, neyi yaşamak için bugüne başlamaya niyet ediyorum. Genel olarak güne hakim olan duygularını ve düşüncelerini düşün. Öncelikle kendini bir takip et ve o seni aşağıya çeken ve mağdurluk hissi yaratan duygu ve düşüncelerini öncelikle bir yakala. Ağırlıklı olarak bir kaybeden duygusu mu yaşıyorsun? Kendini yalnız mı hissediyorsun? Değersiz mi görüyorsun? Bunun duyguları mı hayatına hakim? Kendine bunu tekrarlarken mi yakalıyorsun? Ya da başarısız mı buluyorsun? Özgüven eksikliği mi hissediyorsun? Hayatında her neyin şikayetini yaşıyorsan, neyin ağırlıklı duygu ve düşüncesini hissediyorsan önce bunları yakalamalısın. Ve güne başlarken aslında sana bu duygulardan uzaklaştıracak, seni bu duygularla barıştıracak, seni ateşleyecek yeni cümleler koymalısın. Örneğin, eğer hayatında yalnızlık hissediyorsan, ben herkese bağlantılı, coşkulu, neşeli, sosyal, harika bir insan olmak üzere bu güne, yeni güne uyanıyorum diyebilirsin. Ya da değerlerini hatırlayabilirsin. Diyebilirsin ki, benim için yaratıcı, sevgi dolu, özgür, barış dolu bir günü yaşamak için uyanıyorum. Bunu gerçekleştiren bir Şebnem olmayı seçiyorum. Ve bunu söyledikten sonra da gözünde gerçekten o günü o duygularla ve o hislerle yaşayan, o duyguların ve hislerin hayatınıza yerleşmesini sağlayacak görüntülerle bir provasını yapmalısın. Bunu ne kadar sık yaparsanız bilinçaltınız da size her gün verdiğiniz komutlara uymak üzere harekete geçmek için çalışacaktır, hizmet edecektir. Evet, ikinci olarak devam eden günün içerisinde bir 10 dakika kendinize sessiz bir alan yaratın ve o 10 dakika içerisinde tüm algılarınızı evrenin tüm seslerine ve mesajlarına açın. Yani öyle bir meditasyon yapın ki içinizi, kulaklarınızı, tüm duyularınızı gerçekten alıcı konuma getirin. Kalbinizi alıcı konuma getirin. Gerçekten çevrenizdeki tüm sesleri dinleyin. Kuşun sesini, rüzgarın sesini, araçların sesini, insanların sesini, daha sonra katman katman daha fazla ileriye gitsin duyularınız. Ta uzayın derinliklerine kadar sanki o evrenin sessizliğini ya da sinyalini duyuyormuşçasına bütünleştiğinizi, evrenle bütünleştiğinizi tamamen açılıp hatta yok olduğunuzu bile hissedebilirsiniz. Ve bu sizin gerçekten enerjinizi evrenle bütünleştirir, tamamen yükseltir ve almak istediklerinizi alıcı konuma getirir. Son olarak gece yatmadan önce yine kendinize kısa bir zaman dilimi ayırın ve bu zaman dilimi içerisinde sahip olduklarınız, deneyimledikleriniz, gelişmekte olan hayatınızdaki şeyler için teşekkür edin. Minnettar kaldıklarınız için teşekkür edin. Daha önce hayallerim nasıl gerçek oluyor
yeni yıl videomda bahsetmiştim. Şükretmek, teşekkür etmek bizi kazanan durumuna sokar, alıcı durumuna sokar. Yani bir şey almışız, elde etmişiz. Belli ki bizim için de değerli bir şey ve bu yüzden teşekkür ediyoruz. Bu bizi kaybeden konumundan direkt kazanan konumuna geçiren bir şeydir ve çok sihirlidir. Gelişen maddi durumum için, sağlıklı olduğum için, bugün harika bir yemek yediğim için, arkadaşlarımla keyifli bir sohbet yaptığım için, aldığım şu güzel haber için, artık aklınıza ne gelirse mutlaka sıralayın, teşekkür edin, şükredin ve kendinizi o kazanan konumuna soktuktan sonra da olmak istediğiniz ruh haliyle ilgili, hayatta yapmak istediklerinizle ilgili komutları zihninize verin. Yani ben başarılıyım, ben sevgiyim. Ben sevilen birisiyim, ben sağlıklıyım. Artık hayatınıza neyi çekmek istiyorsanız onun komutlarını da bilinçaltınıza yükleyin. Ve o teşekkür enerjisini tüm hücrelerinizde hissettiğinizden emin olun. Eğer bu üç prensibi her gün uygularsan hayatın mükemmel bir yolculuğa dönüşür. Üstesinden gelinemeyecekmiş gibi görünen sorunlar aklına, hayaline gelmeyecek şekilde çözümlenir. Kendi içinde daha sakin hissetmeye başlarsın. Alışılmamış bir keyif ve özgürlük duygusu hayatına hakim olur. Seninle karşılaşanlar sendeki bu yeniliği, umut ve gücü hissederler. Bu enerji onlara da geçer. En önemlisi de yüzünü güneşe ve kendinin olabilecek en harika versiyonuna, hayatının en muhteşem deneyimlerini açarsın. İyiyi, güzeli, harikayı almayı kabul etmeye hazırsın demektir. Başımıza gelen her şey direnç enerjisindendir. Kabul enerjisi bizi muhteşem hayatımıza taşır. Evet, isterseniz bu hafta şöyle yapalım. Her gün bu üç egzersizi uygulamaya başlayın ve bir hafta içerisinde hayatınızda olmaya başlayan değişimler, dönüşümler, hayatınıza girmeye başlayan harikalıklar hakkında lütfen buraya yorumlarınızı yazın. Evet, bu hafta da bu kadar. Bu yayınları izlediğiniz ve çevrenizle paylaştığınız, abone olduğunuz için tekrar hepinize çok teşekkür ediyorum. Lütfen yorumlarınızı yapmayı unutmayın ve abone olmayı unutmayın. Bir sonraki yayında tekrar bu kanalda görüşmek üzere. Sevgiyle ve tutkuyla kalın.